Kız arkadaş. Hazır mıyım? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün tutuklu gazetecilerin duruşması vardı. Gazeteci arkadaşlarımızdan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Murat Ağırel 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Barış Pehlivan ve Hülya Kılıç 3 yıl 9 ay hapis cezası aldılar. Bunlar, bu gazeteci arkadaşlarımız toplum vicdanında masumlar. Bu cezaları almaları gerekmiyor. Herhangi bir delil yok. Ama artık yasalar savcıların, hakimlerin iki dudağı arasında değil, başka bir kişinin iki dudağı arasında. O yüzden içeride tuttukları günlere istinaden bunlara ceza veriyorlar. Biz onlar hürriyetine kavuştular, dışarıya çıktılar diye seviniyoruz. Ama buna sevinmememiz gerekir. Çünkü onlar masumdular ve ceza aldılar. Adalet doğru işlemiyor. Gazeteciler zulüm altında, baskı altında. Ülkede haktan, hukuktan, adaletten bahsedene herkes kendilerini eleştirdikleri için cezaevlerinde tutuluyorlar. Müyesser Yıldız da bunlardan bir tanesi. O toplum vicdanında, o da masum. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Üç konuda göz göre göre felakete gidiyoruz. Bir, pandemi. İki, ekonomi. Üç, eğitim. Salgını doğru yönetemiyoruz. Yönetemediğimiz aşikar. Salgını zamanında müdahale etmeye başlamadı Türkiye. Geç kaldı. Yönetmeye başladıktan sonra ise insanlarımızın salgın süresi içerisinde evde tutuldukları dönemlerde onları ekonomik olarak hıfzı sağ kanuna uygun gerekli destek yapılmadı. Tüm dünya ekonomik olarak hazırdı. Onlar kendi birikimlerini bir köşede tutuyorlardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti hazinesi kefen parasını bile harcamıştı. O yüzden hazine boştu. Bundan dolayı da salgınla karşı karşıya gelince gerekli önlemleri alma konusunda hazineye göre tedbirler aldık. Bazen evde tuttuk, insanlarımıza gerekli destekleri veremedik. Borç ötelemesi, borcu geciktirme destek değildir. Bu insanlarımızın üzerine daha fazla yük demektir. Devletin kaynakları insanlarımızın ihtiyaçlarına göre değil, sarayın ihtiyaçlarına göre belirlendi. Halkımızın geleceği bir avuç insanın geleceğine eş değer tutuldu. Saraylara yatırım yapıldı. Bir değil, üç tane saray yapıldı. Uçan saraylar, makam araçları, bunlar devletin itibarı sayıldı. Ancak milletin itibarını hiç kimse düşünmedi. Bütün birikimleri yok olan vatandaşlarımız kendilerine ilgili geçimleri çaresiz olunca, eve bir lokma ekmek götüremeyince, çoluğunun çocuğunun gözünün içine bakamayınca intihar ettiler. İş bulamayan insanlarımız, esnaflarımız kendilerini yaktılar. Ülkede uyuşturucu aldı başını gitti. Fuhuş ülkede yükselen bir sektör haline geldi. Üretim durdu. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Verilen bütün bilgiler, devlet tarafından açıklanan bilgiler yanlış olduğu için işsizlik rakamlarına da inanmıyoruz. Ama bakın, 13.4, yani %13.4 işsizlik rakamı olarak açıkladılar. Buna göre 150 bin kişi işsizlikte artış göstermiş. Genç işsizlik ise %28'i aştı.
her 4 gençten birisi işsizken şimdi 3 gençten birine indi. İstihdamda bir yılda 2 milyon kayıp var. Arkadaşlar, istihdamda 2 milyon kayıp varken işsizlik rakamı nasıl oluyor da 150 bin artıyor? Bunu sormak gerekmiyor mu? Her şeyleri yalan olduğu gibi işsizlikle ilgili açıklamaları da maalesef yalan. Eğitim sistemi çöktü. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara, bunu özellikle milletimizin dikkatine sunuyorum, çocuklarının geleceği de ilgili endişe eden anne babalara sesleniyorum. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara 5.78 milyar lira destek sağladı. Bakanlığın 2020 bütçesi ise 5.6 milyar lira. Arkadaşlar, bakanlığın bütçesinden devlet okullarına, özel okullara harcanan rakam bakanlığın yatırım bütçesinden daha fazla. Peki şimdi soruyorum sizlere, yoksul öğrencilere ne olacak? Onlara neden destek verilmiyor? Milli Eğitim Bakanlığı diyor ya, hazineden yeterli desteği alamadığımız için biz gerekli tedbirleri almakta gecikiyoruz. Para yok diyor ya, para var arkadaşlar. Fatih projesine 8,5 milyar lira para ödendi. Özel okullara 5.78 milyar lira destek sağlandı. 3.4 milyar lira Fatih projesine harcandı. Geriye 5.1 milyar lira kaldı. Şimdi soruyorum, bu para nerede? Hani şehit yakınları için topladığınız 310 milyon lira para vardı ve şehit yakınlarına vermediniz. O parayı da rant için kullandınız ya. Fatih projesi yoksul çocuklar için harcadığınız o projede geriye kalan 5.1 milyar lira parayı ne yaptınız? Açıklamanızı istiyorum. 3 milyon 37 bin öğrencimizin interneti yok. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 3 tane çocuk yapın. Çünkü Türkiye daha güçlü olacak diyor. Peki ben de buradan sesleniyorum. Senin dediğini yaparak 3 çocuk sahibi olan kişilerin evinde televizyon yok, internet yok, bilgisayarı yok. Siz Fatih projesi adı altında onlara rant sağladınız. Şehit yakınlarında yaptığınız gibi burada da yolsuzluk yaptınız. Şimdi bu insanların gözünün içine baka baka nasıl konuşuyorsunuz, ben hayret ediyorum. 750 bin televizyonun çocuğun televizyonu yok arkadaşlar. 759 bin çocuğumuzun evde televizyonu yok. Peki EBA'dan nasıl yararlanacak bu çocuklarımız? Kaç milyon çocuğumuz EBA'dan yararlanamıyor biliyor musunuz? Uzaktan eğitimden. 7 milyon 300 bin çocuğumuz yararlanamıyor. Neden? Yoksul oldukları için mi? Neden? Onları çaresiz bıraktığınız için mi? Neden? Sizin itibarınız, saraylarınız, uçaklarınız, makam araçlarınız, devletin itibarı sayıldı. Peki bunların yoksulluğu, çaresizliği ne olacak diye size soran olmadığı için mi? Cumhuriyet Halk Partisi bunu en başından beri söylüyor. Şimdi milletinin gözünün içine baka baka bir daha söylüyor. Bizim için devletin itibarı milletin itibarıdır. Bizim için devletin itibarı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. O zaman devlet itibarlı olur. Yoksa bu ülkenin cumhurbaşkanı saraylarda otursun, bir tane yetmez 3 sarayı olsun, uçan sarayları olsun, makam araçları olsun diye devletin itibarı olmaz. Zaten turizm iflas etmiş, tarım iflas etmiş, üretim yok ama damat her gün masal anlatıyor. Bu masala millet inanmıyor. İnanan bir tek kişi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Damat diyor ki
bir V'yi bütün millete anlatıyor. V'nin en dibine vurdu vatandaşlarımız. Ne de yoksullukta, çaresizlikte, eğitimsizlikte, üretememekte. Bu vatandaşlarımız V'nin en dibine vurduğuna göre artık geriye bir tek çare kalıyor. Vatandaşlarımız buradan sıçrayacak, onların ekonomisi yukarıya doğru gidecek diyor. Bunu kimin gözünün içine baka baka söylüyor? Milletimizin gözünün içine baka baka söylüyor. Peki bu bakan neye sahip arkadaşlar? Milyarlarca lirayı yöneten bu bakan. Saraylara para aktaran bu bakan. Yandaşlara köprü yaptırtıp da onların paralarını tıkır tıkır ödeyen bu bakan. Bu bakan aynı zamanda bir tek kişiyle, cumhurbaşkanıyla baş başa verip milletin vergileriyle toplanan örtülü ödeneği harcayan bakan. Milyarlarca doların nereye gittiğini bilen ama millete anlatmayan bakan. Madem en kötü günler geride kaldı, niye insanların birikimi olan bireysel emeklilikte birikmiş olan parayı siz kullanıyorsunuz? Madem bunlar kötü günlerdi ve geride kalmıştı, şimdi neden oraya da el atıyorsunuz? Pandemiden önce Merkez Bankası'nın yedek akçesini bitiren bu zihniyet, şimdi de bireysel emeklilikte bu birikmiş paralara el atıyor. Aynı şehitlerin paralarına ve gazilerin paralarına el attığı gibi. Soruyorum, kendi itibarınızı koruduğunuz açık, saraylarınızı, makamlarınızı koruduğunuz açık, milletimizin derdiyle ne zaman ilgileneceksiniz? Sadece pandemi mi felaket? Hayır. Alınmayan tedbirlerden dolayı doğal felaketler canımızı yakıyor. Giresun'da böyle oldu. Askerlerimiz öldü. İnsanlarımız öldü. Şehit verdi. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclis üyesi demişti ki aylar öncesinde, bu köprüye, buradaki geçitlere dikkat edin. Burada tedbir alın. Bu ölümlere neden olacak demişti. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ölümleri artık olağan bir hal konusuna getiriyorsunuz. Olağan bir şeymiş gibi davranıyorsunuz. Neden? Mantar fabrikasında, havai fişek fabrikasında insanlar ölüyor, siz sahibini ağrıyorsunuz. Oradaki patlayıcıların imha edilirken dikkat edilmesi gerekiyor. Devlet tedbirini almadığı için çocuklarımız şehit oluyor. Giresun'da diyorlar ki, burada eğer bu tedbirleri almazsanız bir sel olur ve felaket olur diyor. Siz orada bu tedbirleri almıyorsunuz. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi bununla ilgili yasaları çıkarttı mı arkadaşlar? Evet. Bununla ilgili yasaları çıkarttı. Peki bunu uygulayan bir sistem var mı? Hayır. Bu sistemin adı ne? Cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhurbaşkanlığı sistemi milletin canını, varlığını, yaşamını, geçimini değil, kendisinin ve yandaşlarının itibarını, varlığını ve geçimini daha fazla büyütebilmek için uğraşıyor. Millet umrunda değil. Nereden mi belli? İmar affı çıkartarak dere yasaklarında, oralarda evlerde yaşamalarına ve ölümlerine sebep veren anlayışın en başındaki insan, Cumhurbaşkanı, burada bir felaket oldu diye Giresun'a gidiyor. Millet toplanıyor. Pandemi var. Umurlarında mı? Bu felaketten sonra Cumhurbaşkanı bize ne diyecek diye onun gözünün içine bakıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı birden onların başına çay fırlatmaya başlıyor. Bir tane atıyor, beş tane atıyor, on tane atıyor. İnsanları bu noktaya düşüren bir ahlak, insanları bu seviyeye getiren, bu kadar çaresizleştiren bir anlayış olabilir mi? Bir ülkenin itibarı milletinin zenginliğiyle ölçülür. Bir ülkenin itibarı milletinin varlığıyla ölçülür. Bir kişinin itibarı ve varlığıyla ölçülmez. Hiçbir zaman 100 yıllık cumhuriyet tarihinde milletimiz bu kadar aşağılanmadı. Bu kadar çaresiz bırakılmadı.
Giresun'la ilgili doğadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç ve Grup Başkan Vekillerimiz hep birlikte bir kanun tasarısı hazırladık. Bu kanun teklifini bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriyoruz. Afet yasasındaki bütün eksiklikler giderilsin istiyoruz. Uzman arkadaşlarımızla, danışmanlarımızla, ekibimizle, kadromuzla orada bulunduk, gittik, incelemelerde bulunduk. Afetin ilk anından itibaren vatandaşımızın yanındaydık. Şimdi de yasal eksikliklerin giderilmesi için gereğini yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, peki bunca çaresizliğin içinde çare var mı? Türkiye pandemiyle mücadele edebilir mi? Ekonomisini düzeltebilir mi? Eğitim için çare olabilir mi? Eğitimde annelerin, babaların, evlatlarının geleceğiyle ilgili kaygılarını giderebilir mi? Bütün bunlar mümkün. Ama bunun için bir, kendi itibarını milletin itibarıyla eş tutan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var. İki, bu cumhurbaşkanının bütün siyasi partilere eşit davranan, aynı şekilde yaklaşan bir cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Üç, Türkiye Cumhuriyeti bir an önce güçlü parlamenter sisteme dönmesi gerekiyor. Milletin derdini millet tarafından seçilen bakanlar anlar. Hesap sorulan bakanlar anlar. Hesap veren bakanlar anlar. Atanmış bakanların milletin derdine çare olması mümkün değildir. Bunun kararını verecek olan milletimizdir. Biz görevimizi yapmaya, milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimiz kendi geleceğiyle ilgili karar vermeli. Hepinize teşekkür ediyorum.